Şu alanı açabilir miyiz? Şöyle geriye doğru gidelim. Abi. Sinan. Sinan. Alan açıyorsun. Daha iyi, rahat görsün. Onlar için diyor. İntihaba geldiler mi? Hoş geldik. İçerim verdim. Biz sözü fazla olanlara ilçe başkanına vermek istiyorum. Kapatıyorum. 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 Kıymetli dava arkadaşlarım, Cemusan'la Alparslan halkı, bu geceki mitingimize hoş geldiniz. Ali nerede? Sefalar getirdiniz. Sözü ilçe başkanımızın teslim ediyorum. Buyurun başkanım. Evet. Ne zaman? Ne zaman? Arkadaşlar biraz daha geriye çıkarsak. Evet. Arkaya gideriz. Evet. Demişlerse, bu müzikleri çok ciddi bir sanatçı.
ilçe yöneticilere, tadı kolları başkana, meclis üyelere, gönüldaşlarım, dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım ve çok değerli Cengiz Han ve Alparslan Mahallesi sakinleri, değerli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Bu saatte bizleri mahallenize misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dün sevgi yolunda gerçekten harika bir miting yaptık hep beraber. Sizlerle birlikte, sizler sayesinde. Binler sevgi yolundaydı. Çocuklar. Ve bugün çocuklar. Saat gecenin 12'sine geliyor. Alparslan, Cengiz Han hala sokaklarda. Helal olsun. Biz koşar adımlarla 24 Haziran'a gidiyoruz. Ve 24 Haziran'da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhur'un başı yapacağız. Sizler sayesinde. Ve AK Parti'mizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok daha güçlü bir iktidar yapacağız. Yine sizler sayesinde. Bugüne kadar 16 yıldır çok badireler atlattık. Gezi olaylarını atlattık. 17-25 Aralık'ı atlattık. 15 Temmuz'u atlattık. Yine bir operasyon yapıyorlar. Ama başarılı olamayacaklar. Çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'miz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli Cengiz Han ve Alparslan Mahallesi sakinlerimiz, değerli hemşerilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Helal olsun. Gecenin bu saatinde bizi resmen bağrınıza bastınız. Aslında bu heyecan, bu coşku birçok hadisenin, birçok durumun habercisi. Biz bu anlamda gerçekten hepinize canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. 4 günlük bir zamanımız var. Bu 4 günlük süre zarfında inşallah Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Millet Meclisi'nde AK Parti çoğunluğu bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de inşallah aynısını aynı şekilde yaşayacağız ve milletimize yaşatacağız. 24 Haziran'da iki tercih yapacağız. 24 Haziran'da bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı için tercihte bulunacağız. İkincisi de Türkiye Millet Meclisi için, milletvekilliği için tercihte bulunacağız. Cumhurbaşkanlığı için tercihte bulunmak açısından hiçbirimiz için zor olmayacaktır. Çünkü 16 senenin 12 senesini başbakanlık vazifesi olarak bu ülkeyi çok zor şartlardan, çok iyi şartlara, çok iyi durumlara getiren ve ustalık dönemini yaşayıp İnşallah büyük ustalık döneminde ihya ve imar etme noktasında en iyisi yapacak olan Recep Tayyip Erdoğan ilk turda 24 Haziran akşamı ipi gösteren kişi olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Ak gözüyle bakıp da bir şekilde değişme noktasında yapamadığımız bazı arkadaşlarımıza takılma babından ben bazen diyorum ki hep üzülmeyin. Balkon konuşması çok oluyor. Balkon konuşmasında sizler de mutlu olun. Ve 24 Haziran akşamı Recep Tayyip Erdoğan'ın sizler de yol arkadaşı olup ki bu sayede o akşam, o gece sizler de sevilen tarafta olun. Ama ne yazık ki bugüne kadar
sevilen tarafta olmayanlar herhalde yine bu anlamda sevilen tarafta olmamak için ciddi bir çaba ve uğraş içinde oluyorlar. Helal olsun sana, helal olsun, helal olsun sana, helal olsun. 16 senede bu ülke çok önemli işler, çok önemli kazanımlar elde edilmesine vesile olduk. Rabbim yardım etti, sizler desteklediği noktada çok daha öte noktalara götürür noktada olduk. Şimdi baktık ki bu ülkeyi büyüttük, bu ülkede yollar yaptık, hastaneler yaptık, sosyal yardımlarda 1'e 10 başarılar elde ettik. Sağlık tesislerinde her yerde hastaneler açtık. İşte hemen arka tarafımızda İzmir'in hatta Ege bölgesinin en önemli yatırımlarından birini şehir hastanesinin kazandığını görüyoruz. Bunu temelli attığımızda birileri hep bizim yalan söylediğimizi, bunu yapmayacağımızı, Bayraklı'yım, Cengiz Han'ı, Alparslan'ı aldattığımızı iddia ettiler. Peki bu inşaatlar yükselmeye başladığında bunu söyleyenler utandılar mı? Evet. Keşke utanmış olsalar. Baksan şimdi yüzlerine ne yazık ki utanmaktan bir eser göremezsin. Ama utanırlar inşallah. O binalar bitince bunlardan ilk faydalanan onlar olurlar. İşte bayrama gittiniz, geldiniz, gidenler vardı. Bayrama gidenler Manisa tarafından gittiğinde Sabuncu Veli'nden geçti. Ankara tarafından, Turkutlu tarafından gittiğinde Belkavir tünelinden geçti. Bu tünelden geçerken hiç kimse AK Partili misin, CHP'li misin, HDP'li misin, İYİ Partili misin, MHP'li misin diye soruldu mu? Hayır. Hayır. Bunlar gözleri gördü mü? Hayır. Kuralları duydu mu? Hayır. Açıkçası Konak Tüneli'ni ilk yaptığımızda Konak Tüneli yapılmaması için uğraş verenler Konak Tüneli yapılmasın diye oradaki Damlacık Mahallesi'ni ayağa kaldıranlar açıkçası orada Konak Tüneli yapıldığında ilk geçen araç Cumhuriyet Halk Partisi'nin aracı oldu. Tabii ki hizmeti herkese yapacağız. Tabii ki herkes faydalanacak. Ama görün bu güzellikleri, görün bu iyilikleri. Ülkeyi büyüttük, ülkeyi daha iyi noktaya getirdik. Ama 24 Temmuz'da 24 Haziran'a gelirken çok önemli iki tane projeyle sizlerin huzurundayız. Bir kere emeklilerimize her iki seçim, her iki bayramda biner lira ikramiye bizzat vatandaşa dokunan çok önemli bir hizmettir. İkincisi imar barışıyla elektrik, su, bağlanmayan konutların tamamını, imarla sıkıntısı olan bütün vatandaşlarımızın meselesini sorunlu çözüme kavuşturmuş vaziyetteydik. Aslında bunu daha önce çözmüştük. 1 Kasım'dan sonra buralarda şu sözü vermiştik. Demiştik ki kentsel dönüşüm alanında kalmak şartıyla 5 yıl elektrik su bağlanabilecek. Ama ne Büyükşehir Belediyesi ne ilçe belediyeleri buralarda kentsel dönüşüm alanı ilan etmediği için yapmak mecburiyette değil. Sadece elektrik su bağlansın diye yapabilir. Ama ne yazık ki bunu yapmadığı için yine kendi gübremizi kendimiz kestik ve vatandaşımızın hizmetine, vatandaşımızın takdirine bu işi hep birlikte sunmuş olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bu İzmir'in çılgın projesidir. Elektrik su bağlanma meselesi İzmir'in çılgın projesidir. Öyle Urla'daki evden Büyükşehir Belediyesi'ne sahil yoldan gidip gelip de Cengiz Han'ın meselesini, Alparslan'ın meselesini, Emin Şakir İlçe'nin meselesini, Gümüş Bağlan meselesini, Nalduken'in, Limontepe'nin, Gültepe'nin, Altındağ'ın, Çandübin'in meselesini bilemezsiniz. Eğer bu mahallelerde dolaşırsanız bu meseleleri görürsünüz, bu meseleyi öyle çözüme kavuşturursunuz. İzmir'in meselesi sadece kıyıdan ibaret değildir. İzmir'in kıyı dışında çevrede de önemli mahalleleri, önemli yerleri, burada yaşayan da önemli insanları var. Bunların meselesi hemhal olmayanlar, sizlerin derdiyle dertlenmeyenler çözüm üretmesi mümkün değil. Biz bizzat kendimiz burada yaşıyoruz ve buradaki insanımızın derdini, tasasını gayet iyi biliyoruz. Bundan sonra da inşallah aynı şeyi çözmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayları kürsülerde konuşuyor. Mitinglerde konuşuyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı diyor ki ben diyor CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı olursam çok zayıf bir ihtimal de ihtimali bile yok. Cumhurbaşkanı olursam Batı ile Avrupa ile
sorunları hepsini çözeceğim. Bu çok basit bir konu. Eğer siz aynı şeyin aslında laf arasında söylüyor. Eğer siz Almanya'nın istemediği 3. havalimanını yapmaktan vazgeçerseniz Almanya bundan mutlu olur ve mesele de çözülür. Siz tüm dünyanın istemediği Kanal İstanbul'u yapmaktan vazgeçerseniz bundan tüm dünya mutlu olur ve ondan sonra sizler tabii ki iyi bir şekilde bahseder. Siz şehit verdiğimiz 15 Temmuz günü, 15 Temmuz gecesi yaşanan hadiseden sonra 24 Ağustos günü Cerablus Erbaba yaptığımız Fırat Kalkan Operasyonu'yla o bölgede terörden arındırdığımız bölgeyi tekrar Türkiye'yi oradan çıkartırsanız tabii ki dünya, Avrupa Birliği, ABD bundan mutlu olur. Yine aynı şekilde siz Afrin'e oradaki terör unsurunu çıkartıp girdiğimiz yerde geriye dönerseniz tabii ki bundan mutlu olurlar. %10 olan enflasyonu %20'ye çıkartırsanız tabii ki sizden mutlu olurlar. Sizinle ilgili o dergilerinde Time dergisinde, Der Spiegel dergisinde bakmışsınız, sizden övgüyle bahsetmeye başlamışlar. Biz dik duruş bir şekilde S-400 füzesi almayacaksınız demelerine rağmen duruşumuzu ortaya koyup bu ülkenin menfaatlerini düşündüğümüz için, biz kendi silahımızı, kendi yağımızı ürettiğimiz için, biz kendi tankımızı ürettiğimiz için birileri bizden rahatsız. Bunu herkes de çok iyi biliyor. Sizler de bunu gayet iyi bir şekilde biliyorsunuz. İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Bayındır'da bir toplantıda demiş ki Muharrem İnce sel oldu, akıp gidiyor. Açıkçası 24 Haziran'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkanlık yarışı olacak. Bu genel başkanlık yarışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafını belli etmiş noktada. Tarafı herhalde Muharrem İnce'den tarafa olduğunu açık bir şekilde deklar etmiş vaziyette. Yani biz İzmir'de şunu söylüyoruz. O seller şöyle bir dese de artık İzmir Aziz Kocaoğlu'ndan bir kurtulsa. Aslında olması gerekiyor. Helal olsun. Türkiye eğlence Muharrem İnce. Türkiye eğlence Muharrem İnce. Türkiye eğlence Muharrem İnce. Evet, bu slogan çok iyi oturdu arkadaşlar. Evet, ben hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Normalde diğer toplantısı dar kapsamlı bir toplantı yapalım dedik. Ama buraya geldiğimizde aynı 2011'de olduğu gibi. 2011'de buradan başlamıştık. Cengiz Han'dan başlamıştık. Cengiz Han'da kalabalık bir toplantıyla başlamıştık. Allah'a hamdolsun Türkiye'de %49'la İzmir'de %37'yle çok önemli bir oy elde etmiştik. Ve şimdi 2011 ruhunu, 2011 sonuçlarını buradan görüyorum. Pazar günü inşallah 2011'in de üstünde oy alarak Cumhurbaşkanımız ilk turda tabii burayı söylemeyeceğim, çok üzerinde olacak. %60. %60 da üzerinde inşallah. Bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı olacak. Mecliste de 300'ün çok üzerinde milletvekiliyle parlamento temsil noktası olacaktı. Ve bu heyecanınız için, bu coşkunuz için, bu bizim bağrınıza basıp, bize olan bu muhabbetinizden dolayı sizlere canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bir kere şu netinizin bilmesi istiyorum ki, bu yaptığınız hareket, bu yaptığınız durumlar bizim sorumluluğumuzu, bizim size karşı olan vazifelerimizi, size karşı olan sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Omuzlarımızdaki yükü daha da arttırıyor. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki biz AK Parti'nin İzmir'deki neferleri sayesinde buralara kadar geldik. 2011'de bu kardeşiniz 5. sıra milletvekili adayıydı. Bütün AK Parti'nin neferleri canla başla uğraşıp bizim o zaman milletvekili olmamızı sağladı. 2015'te 3. sıra milletvekili adayıydım. Şimdi ise bu seçimlerde sizin evladınız, Bayraklı'nın evladı, Gümüşbaralı'nda Hamza'da, ikinci bölgede Kılık'tan Kiraz'a kadar AK Parti İktidar Partisi'nin İzmir ikinci bölgesinin liste başı adayıydı. Bu benim sorumluluğumu daha da arttırıyor. Liste başı olmanın ne demek olduğunu biliyorum.
24 Haziran'a kadar gece gündüz bu ana kadar çalıştım. Bundan sonra çalışmaya devam edecek. Ama asıl işimiz 24 Haziran'dan sonra sizlere layık bir şekilde görevimizi en iyi şekilde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yapmaya devam etmektir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Cengiz Han burada, reisinin yanında. Cengiz Han burada, reisinin yanında. Cengiz Han. Abi çekmekten kendi fotoğrafını. Ben olsam çekeyim.